Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle masanın başında buluşup buton tokatlamak isterseniz şu adrese sesleniyorsunuz. Tuttuğumuz gibi masanın başına oturtuyor gibi bir şey yapıyoruz. Canım neler oluyor? Okuyorum, öğrenciyim. Evet, onları biliyoruz. Evet. Siz demişsiniz ki laboratuvarlarım çok yoğun, başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Evet, yani bu dönemlerde öyle oluyor. Bu dönemler derken? Kış aylarında öyle oluyor. Kış yazında... aylarında neden çok mu ilaç yapıyorsun? Evet, dün hatta ilaç yaptım, çıktım, evet. Koşarak geldim. Yarın da yetişmem gerekiyor. Dönüp ilaç yapacaksınız. Aynen öyle. Harikulade. Ne ilacı yapıyorsunuz efendim? Dün parasetamol tablet yapmıştık. Çok güzel. Neden? Soğuk algınlığı. Ağrı kesici. Evet. Yarın da efervesan hazırlayacağız. Neden? Yetişirsem. Vitamin gibi mi? Gibi. Yani değişiyor içeriğine göre. Siz mesela yapıyorsunuz, sonra kim kullanıyor onları? Okulda yaptıklarımızı genelde kullanmıyoruz ama hani daha sonrasında da yapabilmek için hem endüstride, evet, hem eczanede yapabilmek Peki, için. Peki onların çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol ediyorsunuz? Test ediyoruz yaptıktan Kendinizde sonra. Kendinizde mi? Evet, belli testler var. Mesela dün tabletlerde sertlik, hani kırılıyor mu, sağlam mı diye testler yaptık. Yalnız gelmediniz. Kuzenimle geldim. Kuzeninizle geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İsminiz neydi? Hep Deniz Necmi Uysal. Deniz Bey. Evet. Ne iş yapıyorsunuz Deniz Bey? Ben jeoloji mühendisiyim. Evet. Ne güzel. Metro inşaatlarında çalışıyorum. Ne kadar güzel. Şu an çalıştığınız var mı? Çalıştığım yer var, evet. Hangisinde çalışıyorsunuz? Mahmut Bey, Bahçeşehir Esenyurt hattı. Evet. Ne zaman bitiyor? Daha var, 2-3 yıl daha var. 2-3 yıl daha var. Çok güzel. Ne güzel, sizin de işiniz İnşaat var demek bu benim kafamda. Evet. O yüzden gayet iyi. Evet. Peki, jeoloji mühendisi olarak... Böyle bir şeyde çalışmayı kendiniz mi seçtiniz, iş bulunca mı girdiniz? Yok, kendim seçtim. Kendiniz seçtiniz. Evet. Zaten bu tür inşaatlarda çalışmak istiyorsunuz. Harikulade, ne güzel seçim. Öncelikle madenlerde çalıştım. Sonra yer altından devam ediyorum, metrolara devam Güzel. Ediyorum. Bu da biraz daha yüzeye yaklaşmışsınız ama. Yani madenden evet, sonra. Evet, madenlerde daha aşağılardaydık. -350. Harikulade. Yakın bir kuzeniniz midir acaba? Amcamın kızı. Amcanızın kızı, sık görüşür müsünüz? Görüşüyoruz, sık görüşüyoruz. Seviyorsunuz da kendisini. Tabii tabii. Aile bağlarımız kuvvetlidir. Aile bağlarınız kuvvetli, harikulade. Kelimelerle arası nasıl? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Siz nereden biliyorsunuz bunu? Yani konuşmalarından ve verdiği cevaplardan. Biliyorsundur belki, evet. Deniz mi? Yani laf yarıştırılmıyor. Gerçekten mi? Evet. Cazgır mıdır biraz? Zaman zaman. Zaman zaman cazgırmışsınız. Beklentiyi arttırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yok, hiç beklentiyi arttırmadı Ece Hanım. Biz cazgırlık yarışması yapmıyoruz çünkü. Hiç merak etmeyin ama anlıyorum. Deniz Bey'in başka bir söylemek istediği var anladığım kadarıyla. O kadar çok girme insanlara bak, canlarını sıkıyorsun demek. Tamam. Seninle laf yarıştıramıyorlarmış. Peki, güveniyor musunuz? Güveniyorum. Sizce kaç puan alır gibi sorsam? 8.000'i 9.000'i zorlar diyorsunuz. Zorlar. Hadi bakalım inşallah. Görelim. Şimdi arttırdı işte beklentiyi. Evet. Bakalım neler olacak. Ayaklarınıza sağlık Deniz Bey. Teşekkür ederim. Canım, hazır mısınız? Hazırım. O zaman hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Birdenbire durmak anlamındaki deyimde geçen ve ses efektini andıran bir söz. Aniden. Böyle nokta nokta diye durmak. Zank diye. Zank. O sesler. Zınk. Zınk, doğru cevap. Efendim, dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Alt anlamı tedavi yolu, deva olan sözcük. Şifa. Hayır. Şifa değil ama sonuçta doktor derdime bir şifa. Çare. Ne? Çare. Çare, doğru cevap. Efendim, beş harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz onu. Yeni ayda denilen ayın ilk günlerinde aldığı biçim. Hilal. Hilal, doğru cevap. Beş harfli bir diğer kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz onu da. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, faktör. Etken. Ney? Etken. Etken, doğru cevap. Efendim, altı harfli ilk kelimemiz gelsin de görelim. Geleceği varsa göreceği de var. Adıyla bir nevi yolcu kapasitesini ortaya koyan toplu taşıma aracı. Dolmuş. Dolmuş, doğru cevap.
Efendim, altı harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Çok da güzel soru. Dışla ilgili, dıştan olan, yabancı ülkelerle ilgili anlamlarına gelen bir sözcük. İtilaf olabilir mi? Değil efendim. Dışta, Arapça kökenli. Dışta, yani içte değil. Böyle. Ya bazı şeylerde, ilaçlarda yazar. Böyle bir içilmez de. Haricen. Ne? Harici. Harici, doğru cevap. Nasıl yardım edeyim canım ben? Çok iyisiniz. Siz de çok iyisiniz. Efendim, yedi harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım kelime polislerimiz nasıl sormaya karar vermiş. Bilgi veya haberin kodlanmış sinyaller yoluyla uzak mesafelere ulaşmasını sağlayan iletişim sistemi. Fransızca kökenli. Kodlanmış sinyaller yoluyla gidiyor. Çok acele gönderileni böyle yıldırım denir. Eskiden çok kullanılır. Harf alayım. Harf verelim efendim. G. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. F. Efendim, nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabesi var. Telgraf. Efendim? Telgraf. Telgraf, doğru cevap. Ece Hanım, yarışmanın tam ortasındayız. 3500 puanınız var. 2 dakika 10 saniyede süreniz var. Hiç fena değiliz. Bundan sonra da böyle gitmemiz gerekiyor. Var mı sorunuz? Yok. Neden olsun? Benim var. Efendim, 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakın, onun da sorusu bayağı var. Birini kayırma, ona özel haklar verme, ayrıcalık tanıma anlamlarında bir sözcük. İmtiyaz. Değil. Ama çok yaklaştınız. Gülşen'in bir şarkısı var. İmtihal. Sana bere falan. Allah'ım, ne yapıyorum ya. Evet, şarkının adı bu. Nokta nokta geçmek gibi kullanılır ağırlıklı olarak. İmtiyaza benziyor mu? Ses olarak benziyor. İmtihal. Değil efendim. Harf alsaydınız mı keşke? Bastınız Bastım. Mı ona? Niye bastınız ki? Ayrıcalık. Her gün işe geç geliyor ama patron ona nokta nokta geçiyor. Torpil. Gibi bir şey. Kapitülasyon. İltimas efendim. Evet. Gülşen'in bile canı sıkıldı şu an. Yani. Hay Allah ya. Bütün pop müzik bilgimi size harcadım Ece Hanım az önce. Sağlık olsun. Üzgün alkış aldık. Olsun. Alkış alkıştır. Üzgünü. Evet, kesinlikle. Reklamın kötüsü olmaz gibi düşünün. Alkış hep iyi gelir. Hala 8 bin lira ulaşabilirsiniz. O yüzden bunu dert etmeyelim. Gülşen'in o şarkısını biliyorsunuz ama, evet. Değil mi? Aynen. Tamam. Ondan çünkü emin olmam gerekiyordu. Boşa gitme dediğimi diye. Efendim, şimdi 8 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan mecazi bir söz dizisine ihtiyacımız var. Şu soruyla. Bakın, şimdi soruyorum. Gördüğünü fark edemeyen, çok dikkatsiz kimseler için bakar kullanılan kör. Mecazi bir sıfat. Bakar kör, doğru cevap. 8 harfli ikinci ihtiyacımız olan cevap da 2 kelimeden oluşuyor. Bir de 3 harfli mastarı var. Gelsin sorusu. Bakalım nasıl bir soru. Karşısındakinin kendisinden daha üstün olduğunu kabul etmek. Boyun eğmek. Bir yarıştan vazgeçiyorsunuz ya. Ben pes etmek. Ne? Pes etmek. Ah, yine bastım. Tansiyonum düştü. Fiili değiştirin efendim. Etmek değil de. Pes olmak. Yok. Pes yani bunu ifade ettiğinizi düşünün. Pes ettiğinizi söylüyorsunuz gibi düşünün. Ben pes nokta nokta. Benden pes, yani tamam. Hayır efendim, söylüyorsunuz. Pes etmek değil de pes söylemek. Pes demek. Pes demek, pes doğru demek. Cevap. Aa, aa.
Gerçekten. Burada farklıymış. Tabii ki demeden Ece Hanım, olmayacak. Burada farklı. Ben de ömrümün bir kısmını buraya bıraktım az önce. Teşekkür ederim. Bilemeyeceksiniz diye. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz 3 harfli mastarla bitiyor. Tek başına bir kelime. Yapayalnız. Gelsin sorusu. Birini uzak mesafeden bağırarak ismiyle çağırmak, ünlemek. Seslenmek. Seslenmek. Seslenmek doğru cevap. Efendim şimdi 9 harfli ve 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabire ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Oh serinledim. Enerji akımı bir noktada kesildiği için kullanılamaz durumda olan kapalı veya bozuk cihazları niteleyen bir söz dizisi. Bozuk. Evet. Şimdi enerji akımı bir noktada kesildiği için kullanılamaz durumda olan kapalı veya bozuk cihazlar. Şimdi enerji akımı nasıl gidiyor efendim? Elektrik. Yani evet ve sinyallerle. Ve iki kelime mi bu? Evet. Enerji akımı. Çalışmıyor yani. Arıza. O çalışım. Onu şu an kullanmıyoruz gibi. Kullanım dışı. Ne? Dışı. Dışı okey. İkinci kelimemiz o. Ne dışı? İşte onu nasıl... Asansör mesela... Servis dışı. Kullanım dışı, servis dışı bir şey daha deriz. Ben bir harf alabilir miyim? Harf alın efendim. Tabii ki ne kadar doğru bir karar. Ve... Dışı. Ne dışı? Bir harf daha alabilir miyim? Bir harf daha verelim efendim. Verdik. Re. Devre dışı. Devre dışı. Doğru. Efendim 10 harfli 2 kelimeden oluşan Türkçe bir söz dizisine ihtiyacımız var. Ve inanır mısınız 3 harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. Yaralanmalarda oluşan deri yırtık veya yarıkların uygun koşullarda uygun malzemelerle bir araya getirilip tutturulması. Dikiş atmak. Dikiş atmak. Dikiş atmak doğru cevap. Efendim son sorunuzun cevabı birleşik bir kelime. Bir bilim dalı soruyoruz. Gelsin. Yıldızlardan gelen ışığı analiz eden ve bu ışığı laboratuvar ortamında inceleyerek yapısını anlamaya çalışan bilim kolu. Harf alayım. Verdik. F. Astrofizik. Astrofizik doğru cevap. Ah be. 7900 puan. Ben 8000'i görürüz diye düşünmüştüm ya. Yani son soruda astro aklıma geldi ama fizik için galiba lazımdı o harf. Yani sanmam, ben yardım ederdim Ece Hanım. Olsun. Gülşen'den şarkı bile söyledim size ya. Ben size yetmiyor muyum Ece Hanım acaba ya? Başka kopyalara mı ihtiyacınız var artık? Heyecandan. Heyecandan. Evet. Harika, 3 saniyede arttırdınız. 7900 puanınız var. Arkada da 3 tane yarışmacı var. Bakalım kimin başına ne gelecek. Hiç belli olmaz bu işler. Ece Hanım'ı tebrik ediyoruz. Alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.